Merhabalar, Chambers Legal ve Startup Okulu'nun işbirliğiyle hazırladığımız Focus programının ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Focus, Legal Tech girişimcilerini merkezine alan, teknolojiyi, hukuku ve inovasyonu konu alan programımızın ismi. İlk bölümümüzün konuğu da Erol Bey. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, sizler? Çok sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Çünkü rotanız gerçekten klasik bir hukukçuluktan başlayıp hukuk teknolojisine evren bir yola ilerlemiş. Dolayısıyla sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz ilk bölümümüzde. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Erol Bey kimdir? Ben İstanbul hukuk mezunuyum. Bir sürede İstanbul Hukuk ve Bilgi Hukuk'ta araştırma görevlisi olarak çalıştım. Toplam 6-7 yıl kadar. Bunlar oldukça eski bir zamana tekabül ediyor. Yani 94 ile 2000 arasında. Gerçekleşti bu. Daha sonra buradan bir bilgi işlem bilişim şirketi kurmak üzere ayrıldım ve olaylar birbirini izledi diyebiliriz. Önce bir hukuk market projemiz oldu. Bu bir online kitapçı diyebiliriz, hukuka özgülenmiş. Daha sonrasında 12 Levha Yayıncılık kuruldu. 12 Levha Yayıncılık'ta herkes biliyordur tahmin ediyorum. Hukuk alanında basılı yayınlar yapan bir yayın eviydi. 2014'ten sonra da Lexpera'yı hayata geçirdik ve hem yayınlarımızı ve başka yayınları elektronik ortama taşıdık. Hem de hukukçunun ihtiyaç duyduğu mevzuat, içtihat gibi içeriği de barındıran bütüncül bir bilgi sistemi yaratmaya çalıştık. Peki kırılma noktası ne oldu burada? Normalde çok klasik bir hukuk kariyeri başlamış. Hukuk fakültesi mezunusunuz bu alanda. Yüksek lisansınızı yapıyorsunuz. Araştırma görevlisisiniz. Sonra birden İbre başka bir yere gidiyor. Yoldan sapılıyor ve kendinizi bir teknoloji girişimcisi olarak buluyorsunuz. Bu kırılma nasıl gerçekleşti? Yani o kırılmanın temeli aslında araştırma görevlisi olarak çalışırken ileriye dönük endişelerimin oluşması, mevcut durumdaki araştırma koşullarının tatminkar olmaması, işte kaynaklara ulaşmak vesaire gibi. O dönemde internet henüz bugünkü gibi bir durumda asla değildi. Hatta ilk başladığımda yoktu, bilgisayar dahi yoktu. Yani fakülteye asistan olduğumda tezimi daktilo ile yazacağımı düşünürdüm. Ama çok kısa sürede işte bilgisayar vesaire hayatımıza girdi. Akabinde de o dönem beklediğimden daha hızlı biçimde internet hayatımıza girdi. Ama o dönemde internetin olmaması, online bilgi kaynaklarının da olmaması bizim araştırma yaparken işte kaynaklara ulaşmamızı çok güçleştiren bir durum yaratıyordu. Yani yurt dışındaki kütüphanelere fakslar çekip işte kaynak istemek, ödünç kitap getirttirmek vesaire gibi sıkıntılar vardı. Şimdi bunların büyük bir kısmı aşılmış görünüyor, özellikle iyi üniversitelerde online kaynaklar sayesinde çok daha rahat, daha iyi bir araştırma ortamı olduğunu tahmin ediyorum. Onlar da başka zorluklar yaşıyor olabilirler, onu bilemiyorum. Kesinlikle. O zaman bir yerde ihtiyaçtan doğan bir girişim olduğunu anlıyorum Lexpera'nın. Ben çektim, diğerleri çekmesin gibi bir hissiyat. Ya bu aslında yani eski bir fikrin sonradan başka bir şekilde hayata geçirilmesi de denebilir. İlk asistanlık yıllarımda birkaç arkadaşımla bir hukuk veri tabanı oluşturma fikri ortaya çıkmıştı. Ve işte hukuka ilişkin bütün kaynakları, literatür, içtihat, mevzuat kaynaklarını aslında bir araya toplayan ama içerikten ziyade bunların indekslenmesine odaklanan bir tür arama motoru yapabilir miyiz diye düşünmüştük. Bu tabii aslında bir şey oldu, katalizör oldu diyebilirim. Çünkü bunu nasıl yapabiliriz deyince teknik olarak nasıl yapabiliriz sorusu akla geldi. İşte o dönemde
MySQL gibi, PostgreSQL gibi veri tabanları, PHP gibi işte web programlama dilleri ile tanıştım. Bir miktar aslında programcılıkta öğrendim. Bu projeyi hayata geçirebileceğimi düşünmeye başlamıştım. Ama akabinde bunu devam ettiremedik. Bu da biraz değil, belki de tamamen böyle bir derlemenin, böyle bir indeksleme çalışmasının 2-3 kişiyle yapılabilecek bir projenin çok ötesinde olmasından kaynaklıydı. Bayağı istemediğiniz kadar kaynak var. Ciddi de bir yazılması gereken veri tabanı var. Belki de o dönemin teknolojisi yeterli değildi bunu yapmak için. Yani aslında düşününce teknoloji çok yetersizdi de diyemem. Çünkü veri tabanları ve web programlama imkanları oldukça yeterliydi. Yani bugün yaptığınız şeyleri o zaman da 3 aşağı 5 yukarı yapabilirdiniz. Belki istemci tarafında, yani JavaScript ve işte JavaScript kullanan browserların çok gelişmiş olması bugün daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor, ama temelde yapmak istediğiniz şeyi o günkü imkanlarla da yapabilirdiniz. Ama asıl konu o bilgiyi bir araya toplamakta kendini gösteriyor, asıl zorluk. Çünkü mesela işte bibliografik kaynakları toplayacaksınız, yani literatürü toplayacaksınız. Şimdi bunun için hiçbir yerde online bir şey yok o dönemde. Dolayısıyla kartoteks tarayarak bunları yazıya dökmeniz gerekecek. Dolayısıyla hani bir kitabın işte yazarını, kitap adını, işte konu başlıkları vesaire gibi hangi bilgileri veri tabanına ekleyecekseniz bunları almak dakikalar sürer. Dolayısıyla da on binlerce kitap taranacağını düşünürseniz çok ciddi bir şey. Şimdi şu dönemde tabii bu noktada biraz daha bunu kolaylaştıran şeyler var. Ne bileyim, bütün kütüphanelerin işte kartotekstleri var. Bunlardan istifade etmek, işte sizin o derlemeyi yaparken daha hızlı hareket etmek gibi imkanlarınız var. Yani bugün bile çok kolay olmuyor. Ama o zaman hani toplamaya başlayınca veriyi kısa bir sürede görüyorsunuz. Yani bir dönem mesela İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuasının bir indeksi yoktu. Yani hani hangi sayıda hangi makale yayınlanmış. Bunu yapmaya çalıştım. Yani böyle bir, ne bileyim, 4 yıl 5 yıl ilerleyene kadar çok ciddi bir zaman harcadım, gördüm ve sonu gelmedi netice itibariyle. Daha çok bu zorluklardı. Yoksa hani o veriyi veri tabanına aktarabilseniz bunu insanlara sunabilme kısmında hiçbir problem yoktu. Teknolojik sorun yoktu. Konu veriyi toplamaktı o dönem o zaman. Evet. Peki sizi o günlere geri döndüreyim. İlk yazılım dillerine merak saldığınız dönem. Çünkü potansiyel legal tech girişimcileri izliyor şimdi sizi. Çok kolay bir karar da değil. Hep hukuk formasyonuyla ilerleyen, hatta akademik bir yola girmiş bir insansınız. Birden hiç bilmediğiniz bir dünyada buluyorsunuz kendinizi. Bir sürü programlama dili, yeni bir metodoloji öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bu bir zor muydu, iki şart mıydı? Ya aslında kararı vermek zor değildi ama bu sağlıklı bir karar da değildi açıkçası. Çünkü yani hani şey gibi, hani yüzme bilip bilmediğimizi bilmeden biz suya atladık bir nevi. Nitekim uzunca bir süre de çok sıkıntılı oldu. Yani işin şey boyutu, mali boyutu oldukça kötü gitti uzunca bir süre. En başta zaten hukuk eksenli düşünerek de ayrılmamıştım. Yani bir bilişim şirketinin aslında işte ne bileyim web geliştirme ya da diğer işte masaüstü geliştirme, özel yazılımlar hazırlayan bir şirket olmak üzereydi. Yani bir takım projeler de yaptık ama onları yani sürekli proje bulabilmek, sürekli yeni müşteri bulabilmek falan zaten yazılımı geliştirmekten daha da zor bir şey. Dolayısıyla o işin mali döngüsü beklediğimiz gibi gitmedi. Yani ne bekliyordunuz derseniz, aslında beklentiden bir fizibilite yapmış olsaydık zaten üniversiteden hiç girilmezdi. Daha sonra aslında koşullar bizi zorladı. Yani ne yapabiliriz diye. Çünkü hani bir ürününüz ya da bir projeniz olursa bu size en azından bir süreklilik sağlar. Çünkü öbür türlü
bir şirketin bir yazılım ihtiyacı var. Çok güzel bir proje buluyorsunuz ama o proje bitiyor bir süre sonra. Şimdi yenisini bulmanız lazım. Yani bunu sürekli araştıracak, bulacak vesaire. Yani kapasite, o kapasiteyi dolduracak iş, o kapasitenin üstüne çıkmayacak kadar iş. Bunları dengelemek gerçekten çok zor. Zaten zaman içinde baktığınızda yazılım işleri neredeyse ya kadrolu yazılımcı çalıştırmaya başladı şirketler kendi ihtiyaçlarını çözmek için veya yazılım alanında freelancerlar ön plana çıkmaya başladı. Çünkü bir şirketin bunu organize edebilmesi, çünkü geçmişte hani Türkiye'de zaman zaman sivrilmiş web geliştirme olsun, diğer alanlar olsun, tek yazılım geliştirme şirketlerinin çok uzun soluklu bir yere vardığını göremedik. Çünkü bu özel projelerle yürütülmesi gerçekten çok zor. Teknoloji zaten çok hızlı değişiyor aynı zamanda. Bu da bir yük yaratıyor. Genel olarak da bakıldığında başarılı olanlar aslında bir ürün üzerinde çalışan şirketler oldu. Çünkü o ürün başarılı olduğu zaman artık kalıcı bir biçimde o şirkete bir gelir sağlar hale geldi. Onun dışındakiler olmadı. Bizimki de aynı akıbete uğradı. Biz web geliştirme de yaptığımız için yurt dışından da bir iki müşterimiz olmuştu. İlk aslında elektronik ticaret sitesi deneyimimizi o müşteriler üzerinden hayata geçirdik. Onların projelerini yaparak elektronik ticaretin gereksinimlerini aslında gördük. Hem şey olarak, platform olarak, hem arka tarafta halledilmesi gereken konular olarak. Ve buradan hukuk formasyonu, yazılım formasyonu, ikisi bir araya gelince bir de işte elektronik ticaretle tanışmış olmak şeyiyle biz işte Hukuk Market'i kurduk. Ve Hukuk Market'i kurduğumuzda teknolojik olarak çok bir şey de yapmadık. Yani o zaman Zencart diye bir open source platform vardı. O platformu uyarlıyorsunuz, kendi şeyinizi açıyorsunuz. Çok hızlı aslında tanındık hukuk camiasında. Bunun da tek sebebi öğlene kadar verilen siparişleri o gün kargoya verebiliyor olmaktı. O atalet zaten, yoktu o zaman. Evet, yani bunun için çok çaba gösteriyorduk. Bu çünkü küçük bir camia, sonuçta hukuk camiası ve etkileyici bir şeyle karşılaşan muhakkak birilerine aktarıyor bunu. Bu işte kulaktan kulağa hızlı bir biçimde yayıldı. Bir de ülkemizde şey de yok, yani İstanbul ve Ankara dışında o zaman daha da azdı. Hukuk kitaplarının hemen hemen hepsini bir arada bulabileceğiniz kitapçı da yoktu. Ki diğer şehirlerde zaten hala yok. Şu an mesela İzmir'de bile bildiğim kadarıyla halen buradakiler gibi bir tam koleksiyon hukuk kitapçısı bulamıyorsunuz. Bu da şeyi destekliyor tabii, yani bir dava alınıyor ya da bir araştırma yapılacak, bir kitaba ihtiyaç var. İnternetten siparişinizi veriyorsunuz, ertesi gün elinizde oluyor. Kitapçı İzmir'de olsa ondan daha kolay oluyor hatta. Çünkü kitapçıya gideceksiniz, geleceksiniz gibi bir konuyu çözmüş oluyor. Stok var mı yok mu, onlar da tabii kalkmış oluyor orada. Tabii yani şey gerçekten yani diğer şehirlerde, yani İzmir'de bile böyle bir şeyin olmamasının ticari sebepleri var. Yani hukuk kitabı satarak bir kitapçının mali olarak, sağlıklı olarak çalışması mümkün değil. O yüzden yani ancak İstanbul'da özellikle oluyor. Ankara'dakilerin de hepsi yayıncılarındır. Yani işte yayın evidir aynı zamanda. Çünkü yayın evi olduğunuzda başka parametreler devreye girdiği için yapılası bir iş haline gelir. Ama herhangi birisi ben hukuk kitapçısı açacağım deyip İzmir'de böyle bir şeye yeltendiğinde oraya koyması gereken stok, o stoğun dönüş hızı vesairesi asla kurtarmaz. O zaman söylediklerinizden en kilit nokta ürünleşme olarak anladım bu süreçte. Dönüm noktası artık biz bir yazılım evinden bir ürüne
dönüştük. Peki ürünleşmenin sancıları oldu mu? Yani onun zorluğu da tabii birincisi bilişim işi yapıyorsunuz. O zamanki ihtiyacınıza göre bir iş ortamınız var. Ofisiniz var aslında temelde. Ama kitap satmaya başlıyorsunuz. O zaman hızla şeye ihtiyacınız oluyor. Depoyum. Evet, biz Şişli'de 7. kat bir ofisimiz vardı. Biz orada başladık. Yani çoğun kitabın stoğunu tutmuyorduk. Onları gün içinde hemen tedarik ediyorduk ve kargoya veriyorduk. Ama orada yani kargocular bile şaşırırdı. Yani burada kitapçılık yapılır mı diye. 7. kat çünkü. Tabii o yani orada hemen ona uygun bir lojistik yapıya geçmeniz gerekiyor vesaire. O da aslında hiç kolay bir şey değil. Çünkü yani hem merkezden çok uzaklaşmayacaksınız hem işte karşılanabilir makul bir kira ödeyeceksiniz gibi bir sürü konu gündeme geliyor. Yani kitapların işte paketlenmesini öğreniyorsunuz vesaire gibi bir sürü yeni alan açıldı. Gene yani orada da yani biz bunu bir açalım. Eğer hani insanlar teveccüh gösterir, oradan alışveriş yaparsa karşımıza çıkan sorunları çözeriz diye düşündük. Her aşama girişimci gibi ilerledik. Çözdük sonuçta. Ama hani baştan hani ne kadar bir kapasiteye ulaşmalıydık, işte aylık ne kadar satış yaparsak bu makul bir iş haline gelir gibi hesapları doğru dürüst yapmamıştık açıkçası. Peki o dönem şey imkanı var mıydı? Şu an mesela bir legal tech girişimcisi olduğunuzu varsayarsak, işte burada melek yatırımcılar var, risk sermayesi yatırım fonları var, yurt dışından başvurabildiğiniz programlar var. O dönem bunun çok fazla olmadığını varsayıyorum. Hep kendi kaynağınızı üretmek mi durumunda kaldınız? Her zaman kendi kaynağımızı üretmek durumunda kaldık. Yani 2005 yanlış hatırlamıyorsam şey zaten Hukuk Market 2007'nin sonu da 12 Leva Yayıncılığın kuruluşu ve o dönemlerde şu an olduğu gibi bir yatırım arama çabası söz konusu değildi. Yani tamamen kendi kaynağınızı yaratmak zorundasınız. Kredi ya da işte eğer varsa bir sermayeniz onu kullanmak zorundasınız. Yani iyi bir projeniz olup bu projeye yatırım yapacak insanlar yoktu. Şu anda yurt içinde bir yatırım arayışımız olmadığı için şeyi çok iyi bilmiyorum tabii burada ne kadar imkan var. Ama yani duyduğum kadarıyla karşılaştığım örneklerden yola çıkarak o zamanla kıyaslanırsa hiç fena değil ekosistem. Gayet yani makul projelerin desteklenmesi mümkün görünüyor. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz? Yıllardır kendinizi aslında hem hukukta belli bir dönem hem teknolojide bir dönem uzun süredir de hukuk teknolojileri içinde bulan bir insan olarak nereye gidiyor bu iş, hukuk ve teknoloji kesişimi? Ya öncelikle hukuk ve teknolojide en çok duyulan şey aslında hukukçulardan nasıl kurtuluruz sanki. Yani hani hukukçular teknolojiden yararlanıyorlar, yararlanmalılar ama hani bu hakkında çok böyle enteresan, teknoloji çok değişik bir yere gidiyor diye konuşulan her şeyin aslında sonunda avukattan, hakimden kurtulmak üzerine bir arka şeyi var yani alt fikri var sanki. Yani bunun ne kadar gerçekleşebileceğini açıkçası bilmiyorum. Çünkü yani hep şeyler çok seslendiriliyor işte. Case'ler üzerinde karar verebilen, insan hatasını ortadan kaldıran şeyler üzerinde çok konuşuluyor. Bunun dışında yönleri de var ama bu yönleri çok böyle insanların ilgisini çekiyor. Bunun tabii nereye evrileceğini gerçekten bilmek zor. Çünkü yani şu anda baktığımızda hukuk mesleğinde henüz daha yapay zekanın erişemediği bir insan dokunuşu var her yerde ve önemli bir dokunuş yani hukukçuların katkısı bir süre daha devam edecek gibi. Ama tabii teknolojinin gelişmesi çok geometrik bir hal aldı. Yani eskiden bu işte atıyorum 3 yıla yayılan şey
Şimdi bazen işte 3 ay içerisinde gerçekleşiyor gibi. Yani bizim cep mobil telefonla tanışmamızla akıllı telefonla tanışmamız arasındaki süre çok kısa mesela. Yani bu hızla geliştiği zaman, bir de hani bilgisayarlar geliştikçe, çünkü algoritmik olarak zaten aslında çok yeni bir şey yapılmıyor. Yani bugün bir takım yapay zeka çözümlerinin aslında kökenleri daha eskiye dayanıyor, ama o dönemki işlemci hızları vesaireyle gerçekleştirilemeyen, yapılamayan şeyler şu anda yapılabilir hale geliyor. Dolayısıyla bunun ne kadar hızlı olacağı, işte herkesin beklediği, konuştuk, kuantum bilgisayarlar vesaire, bunu nasıl etkileyecek gibi birçok konu önemli olacak. Kestirmek gerçekten kolay değil, ama teknolojinin olmadığı bir hukuk çalışması bana göre, yani artık yani mümkün değil. Artık hani herhangi bir kitaptan bile ihtiyacınız olan şeyi bulmak bana göre ciddi bir zaman kaybı. Yani bunların hep elektronik ortamlarda hızlı tarama, hızlı erişme şeklinde gerçekleşmesi artık bir zorunluluk haline geldi diye düşünüyorum. Peki geriye dönüp baktığınızda bundan sonrası için yeni başlayan hukuk teknoloji girişimcilerine söyleyeceğiniz neler olur? Ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Ya girmesinler bu alana. Rekabet olmasın. Biz biraz daha rahat edelim öncelikle. Yani ya işin şakası bir yana, ben ya burada yani hukuk alanında aslında fark yaratacak olan teknolojik gelişmelerin gerçekten çok üst düzey bir bilgi gerektirdiğini düşünüyorum. Ya çünkü hani şu ana kadar aslında üzerinde yoğunlaşılan şeyler genellikle hani bilgiye daha hızlı ulaşma. İşte bunun yanında mesela, ya da işte doküman analizleri gibi konularda. Ama buralarda güvenilir bir şey ortaya çıkartabilmeniz için sistemin, algoritmanın çok iyi olması gerekiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla henüz yani dünya üzerinde de birçok şey yapılıyor, ama istenilen düzeye hala epeyce uzak bir noktadayız. Yani bu alanda çalışmak isteyenlere yani benim önerebileceğim aslında hani yaptığımızın dışında çok fazla bir şey yok. Yani bizim yaptığımız da aslında temelde iş geliyor, içerikte düğümleniyor bizde hala. Çünkü yani literatür içeriğiniz, işte içtihadınız, mevzuat, oradaki fonksiyonlarınız falan gibi şeylerde düğümleniyor. Teknolojik katkı şeyin birincil unsuru olmuyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani şöyle anlatmaya çalışayım daha doğrusu. Bizim içeriğimizin %20'sine sahip, ama o içerik içerisinde soruya mükemmel cevap veren bir sistem başarılı olamaz bizim karşımızda. Bu çünkü ihtiyaç olan şey içerik en başta. O içerik size çile çektiriyorsa, benzeri ona yakın bir içerik sağlayan bir başka şeyi tercih edebilir kullanıcı. Ama içerik arasında çok fark varsa, yani o durumda yapabileceği bir şey yok yani. Çok istese de içeriği az olan sistem bu anlamda bir katkı sağlayamayacaktır. Türkiye'de yapılmayan, aslında bizim de girmeyi düşünmediğimiz pek, yani bana yani şu an ki en azından gündemimizde olmayan bir konu. Yurt dışında yapanlar var. İşte bu sözleşme sihirbazları gibi şeyler mesela. Aslında bir tür içerik üretmeyi sağlayan, kolaylaştıran araçlar üzerine mesela çalışılabilir, ki çalışanlar olduğunu tahmin ediyorum yani. Çünkü bu cazip bir konu aslında, yani bir sözleşme yazacaksınız. Bu sözleşmeyi yazarken genellikle
daha önce o alanda bir sözleşme yazmış iseniz onu alıp onu modifiye edip uyarlamaya çalışırsınız. Ama hani burada sonraki adım aslında mevzuat değişikliklerini anlayabilen, ona göre size sözleşme klozu yazabilen gerçek bir sözleşme yazarı yazılımdır. Yani böyle yazılımlar zorlanabilir ama bu yani çok hani hukukçu analizinin yanı sıra çok yani ciddi bir şey, bir biçimde uç teknolojik bir bilgiyi gerektiriyor. Yani o noktada biz neredeyiz, hani burada Türkiye'deki teknolojik imkanlar, yani buradaki yazılımcılar ya da işte yapay zeka üzerine geliştirme yapanlar ne durumda? O bir soru işareti benim kafamda. Yani çünkü bu bir takım şeyler var, herkes bir takım şeyler yapıyor ama iş o kırılma noktasını aşmak için daha öte bir şey gerekiyor. Sanki o nokta henüz ulaşılmış bir nokta değil gibi geliyor bana. Son olarak şeyi sorayım. Türkiye'de ya da yurt dışında beğendiğiniz birkaç hukuk teknoloji işi var mı? Şunu takip ediyorum ve süper dediğiniz. Ya da burada enteresan bir şeyler var dediğiniz. Yani bizim alanımız için konuşursak, bizde zaten hani Westlaw ve LexisNexis hep şeydir, örnek gösterilir. Çok devasa bir içeriktir. Çok teknolojik olarak da aslında çok eskiden gelmenin zorluklarını yaşayan şirketler gibi de görünüyor. Çünkü çok ciddi bir şey var, yani kullanım alışkanlığı vesaire var. Ama onun yanı sıra bir takım şeylerle, yeni teknolojilerle bu içeriği daha kullanışlı ve daha efektif hale de getiriyorlar. Ya onlar şeyin çok hani üstünde bir yerde yer alıyorlar aslında. Yani Avrupa'da falan teknolojisiyle ya da şeyle öne çıkan pek bir şirket aslında dikkatimi çekmiyor. İçeriğiyle çok öne çıkan şirketler var ama onlar genelde yayıncılar, yani işte Almanya, İsviçre'de olan yani başarılı platformları olan yayıncılar var. Ama hani hukuku dönüştürüyor diyebileceğim çok hani ciddi bir yere ulaşmış bir şey yok henüz. Ama çok yaklaşmış olduğunu, yani anlatılanlardan, kendi anlattıklarından tahmin ettiklerim çıkıyor. Yani şimdi şeyde de, yani Amerika'da da bu saydığım iki şirketin dışında şey üzerine, yani yapay zekayı kullanarak farklı bir boyuta taşımaya çalışan, yatırım falan da alan, giderek gelişen şeyler, projeler var. Ama yani henüz oradaki çok rekabetçi hukuk sisteminin içerisinde kendine yer edinmiş durumda görünmüyorlar. Biraz daha zamana ihtiyaç var sanki. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Bugün Focus'un ilk bölümünde 12 Levha Yayıncılığın Genel Müdürü Erol Bey ile beraberdik. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.